Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size FIFA oyunda Ultimate Team'deki gizemleri göstereceğim arkadaşlar. Bu videoda 3 tane gizem göstereceğim. Bir sonraki videolarda tabii ki bunun devamı gelecek. Bu devamını gelip gelmese siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Eğer bu video 400 beğeni geçerse 2-3 gün içerisinde bunun bir ikincisini daha çekeceğim. Onu da paylaşacağım. Dedim ki ilginizi görürse devam edeceğim. İlginizi görmezse devam etmeyeceğim arkadaşlar bu seriye. O yüzden ilgilenen arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yeniseniz abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Başlamadan önce şu anda siz bu videoyu izlerken yani cumartesi günü saat 13.00 ile 19.00 arasında konsol kulübü şifreleri takip buluşmamız olacak. Konsol kulübü şifreleri isterseniz hala bile gelebilirsiniz. Saat 7'ye kadar orada olacağım dediğim gibi o gün. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Öncelikle size bu FIFA'nın database, yani database dediğiniz şey nedir arkadaşlar? Size şöyle açıklayayım, yani herhangi bir program veya herhangi bir siteye ait olan bütün bilgilerin saklandığı yer ve tabii ki bu çok büyük olan database, yani mesela FIFA gibi bir sürü futbolcunun olduğu database'lerde hata oluşması da normal. Ama bunu üzerlerine yani kaç aydır olmalarına rağmen patchlememeleri bir acayip. Şimdi size bir tane adam göstereceğim arkadaşlar Ultimate Team'de. Arattığınız zaman Joe Warren diye bir adam, 2 reytingi var arkadaşlar ve markette arattığınız zaman bu adamı arıyor gibi de yapıyor, yani aramıyor gibi de yapmıyor. Arıyor gibi yapmasına rağmen bulamıyor. Joe Warren diye bir adam, 2 reyting var arkadaşlar. Bundan bir tane daha var. Bunun diğerini de hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle yazdım, şuraya notumu aldım. Diğer arkadaşlar da Brett arkadaşlar. Brett daha tıpkı onun gibi 2 reyting ve Brett de markette yok. Ama şimdiki daha ilginç arkadaşlar, bu ikisi 2 reyting olup markette yok. Böyle bir dayı var arkadaşlar. 2 tane var. Bir dub yazdığı şey duplicate demek, yani 2 tane 2x demek oluyor. Duplicate yazdığı vakada bununla geldiğiniz zaman bunu bulmuyor arkadaşlar. Ama bunun normaline geldiğiniz zaman, şöyle hemen göstereyim, bunun normaline geldiğiniz zaman normali bile bulmuyor yani. Oha, bir dakika, bunu yani şu an ilk defa ben bile fark ediyorum. Bunu da bulmuyor. Okey. Diğerini bir daha deneyelim. Aynen, ikisini de bulmuyor ama dediğim gibi arkadaşlar bu futbolcunun da duplicate'i var. Yani bunlar tamamen database hatası arkadaşlar. Yani böyle bir isim, 2 rating futbolcu falan filan tamamen yayın hatası. Görmüş olduğunuz, şöyle göstereyim tekrardan ve bulmuyor arkadaşlar. Şimdi ikinci gizem değil de aslında yayın yapmış olduğu güzel bir şeye geçiyoruz. Bunu bana Facebook grubunda bir tane takipçim söyledi, Ege diye. Ege Aydın'a selam buradan. Arkadaşlar bir tane kanser hastası kardeşimiz var. Ve kendisi FIFA oynadığını falan belirtiyor. Twitter'dan gördüm, yani baktım fotoğrafları falan, EA'yle falan birbirine mention atmaları var. Arkadaşlar Kevin vardı bilmiyorum da işte soy ismini zaten görüyorsunuz. Dawson diye bir arkadaşımız. Kanser hastası kendisi. EA'de ona bir güzellik yap arkadaşlar. Şu anda ekranı görmüş olduğunuz staff kartını çıkarmış. Biliyorsunuz bu staff kartları şey arkadaşlar, EA'de çalışanların kartları oluyor. Yani paketteki item sayısını artırmak için, yani oyuncu yerine bu kartları vermek için bunları kullanıyorlar. Ve bu kartlar arkadaşlar işinize yarıyor aslında. Mesela işinize yaramıyor gibi gözüküyor ama mesela kulübe attığınız zaman artı %15 diyor mesela. Siz kondisyon basıyorsunuz artı 30, o da %15 etkiliyor. Yani artı 30 %15'te o koyuyor, 30'un %15'ini de o koyuyor. 4.5 falan oluyor o da, 4.5 evet. Yani 34.5 kondisyon kullanmış oluyorsunuz. Yani onlar işe yarıyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Onları alın kulübünüze koyun, özellikle bu fitnessları falan bayağı etkiler yani. Bir maç falan arttırır size, öyle söyleyeyim yani. Onları alın. Bu kardeşimizin böyle özel bir kartı var aynı şekilde. Ben şöyle bir tane daha kart göstereyim. Biliyorsunuz ki FIFA pro player'lara özel kartlar veriyor. Mesela Castro'ya vermişti bir kere. O da bir bağış yayını yapmıştı. Castro özel de böyle bir kart çıkarmışlar yayıncı olan. Bu kardeşimize de böyle 95 ratingli bir kart çıkarmışlar ama tabii ki sadece kendi hesabında var. Benim en çok merak ettiğim şey mesela, biz bu çocukla diyelim karşı karşıya geldik. Acaba ben bunun kartını harbi 95 mi görürüm yoksa rastgele bir kart mı görürüm, onu çok merak ediyorum. Yani hiç denk gelen de olmamış arkadaşlar, o da ilginç yani. Mesela baktım, biliyorsunuz Samir Nasri'ye falan özel yapılan 95 edin kartlar falan da var ama Samir Nasri'yle eşleşip maç yapıp hani kadrosunu gösteren hiç kimseyi bulamadım gerçekten. Bakalım bu kardeşimizin kartta böyle çok güzel bir kartı var. Bu geç. Umarım Allah herkese şifa verir. İyileşir ama dediğim gibi güzel bir olay yani. EA'nin bunu atlamaması güzel bir şey de. Şimdi böyle olaylarda da arkadaşlar şöyle var. Mesela hani sırf bu çocuk sonuçta değil yani, bu oyunu oynayıp kanser olan sırf bu çocuk bu değil. Hani bu kardeşimize verdiniz ama şimdi diğerleri de istediği zaman hani böyle kişiler daha alıngan oluyor birazcık daha, biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle sağlık problemi olan kardeşlerimiz daha alıngan, daha bir hassas oluyor. Hani aslında bunu bir global olarak bir hale getirip hepsine şöyle güzel bir kıyak geçse, güzel bir
olay yapsa çok güzel olabilir yani. Çünkü zaten bu kardeşlerimiz genelde ev kapsamında duruyorlar. Yani zamanları genelde bu tür şeylerin başına geçiyor. Neyse, şimdi 3. oyun açığımıza geçiyoruz arkadaşlar. 3. oyun açığımızda bir oyunda 2 tane kaleci formalı kişiyi nasıl oynatabilirsiniz? Hemen bunu single player'da size göstereceğim. Evet arkadaşlar, yapmanız gereken şey çok basit. Sadece kadronuzda 2 tane yedeklerde, yani bir tane aslı kaleci, bir tane de yedeklerde kaleci olması yeterli arkadaşlar. Bu şekilde hemen single player'da ben maça gireceğim ve size göstereceğim. Hemen şöyle forma. Oha, yani soldaki doy da ne uzunmuş be. Tövbe bismillah. Beyler, maç başlıyor şu anda. Bu arada dediğim gibi hala gelebilme şansınız varsa arkadaşlar, Konsol Kulübü Şirin Evleri beklerim. Siz şu an bu videoyu izliyorken ben oradayım. Saat akşam 7'ye kadar oradayım. Metrobüs durağına 3 dakika mesafesi var. Beni görmek, tanışmak isteyenleri beklerim. Şimdi arkadaşlar başladık hemen maçımıza, görmüş olduğunuz gibi. Evet, şu an rakibimiz maça başladı. Yapmanız gereken çok kolay bir şey var arkadaşlar. Öncelikle onu durduruyorsunuz. Oyunu durdurduktan sonra arkadaşlar hemen menüye geliyorsunuz bu şekilde. Şimdi zaten kalecinizin bir tanesinin forması var. Bu kaleciyi gidiyorsunuz arkadaşlar, değiştiriyorsunuz bir defans oyuncusuyla. Ardından hemen burayı kapatıyorsunuz. İlk oyuncu değişikliğinin gerçekleşmesini bekleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Topu bir alabilirsek ya da bir foul yapabilirsek eğer, canım yiyeceğim. At şöyle dışarıya. İlk oyuncu değişikliğimizin yapılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi oyuna bir tane adamımız girdi ve şu an onda da kaleci forması var. Şimdi ardından oyunu durduruyorsunuz arkadaşlar. Oyunu durdurduktan sonra yapmanız gereken tek bir şey var. Bu dayıyı alıyorsunuz. Bu dayıyı arkadaşlar normal kalecimize, yani ilk başta kalecimize yer değiştiriyorsunuz. Ardından bu dayıyı da şu anda görmüş olduğunuz gibi mesela şu Dembele'nin yerine koyalım. Bunu yaptığınız zaman arkadaşlar hem istediğiniz bir tane pozisyonda hem de bir tane kalenizde kaleci formalı birisi olmuş oluyor. Topu yine bir şöyle dışarı atalım arkadaşlar. Tabii topla dışarı çıkmayacağı tuttu şimdi, anasını satayım. Koş oğlum. At dışarıya şöyle. Evet, topu dışarıya attık arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ceza sahası içinde iki tane kaleci formalı oyuncumuz var. Bu gerçekten hani arkadaşlar nasıl diyeceğiz? Topu videosu falan çıkan arkadaşlar varsa, arkadaşın çıkanlar varsa. Görmüş olduğunuz gibi iki tane kaleci var yani arkadaşlar. Bir bu tane burada, bir tane burada, görmüş olduğunuz gibi iki tane kaleci formalı futbolcumuz var. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Oyunda bug var falan. Tabii FIFA'yı çok bilmeyen kişiler arkadaşlar bunu şey yapar. Yani onun dışında zaten adam anlar yani. İki kaleci ne alaka, what the fuck falan. Peker. Zaten tek diyeceğim arkadaşlar, bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeniseniz abone olabilirsiniz ve hala takip buluşumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.